Şimdi sizleri iş insanı Banu Aydın'la tanıştıracağız. Ancak haberimizde işinden değil yaptığı sosyal sorumluluk programından bahsedeceğiz. Kendisi 12 yıldır sokağa terk edilen hasta, sakat, cinsel istismara uğramış köpekleri topluyor. Üstelik sadece toplamakla kalmıyor, onları sahiplendiriyor. Daha onu kapıda görür görmez heyecanları başladı. Kapıdan içeri girmesiyle üzerine atlamaları bir oldu. Banu Aydın bu sevgi karşısında ne üzerine düzeltebiliyor ne de doğru düzgün hareket edebiliyor. Dünyanın en saf sevgisi onlarınki. Küçücük sevgi karşılığında kocaman bir sevgiyi getiriyor. Dünyanın en masum ve saf varlıkları. Sevgi sonsuz. Sınırsız ve çok saf, çok temiz, hiç lekelenmemiş. Ankara Keçiören'den gelen haber ne kadar içimizi sızlattıysa şu an buradaki görüntü de o kadar yüreğimizi ısıttı. Burası barınak değil, burası Banu Hanım'ın can dostları için kurduğu bir yer. Bir köpekle başladı, şimdi bahçesinde 117 dostu var. Her canlının sevgiye ihtiyacı var ancak onun elini uzattığı köpekler biraz daha sevgi ve ilgiye muhtaç. Buradaki hayvanların çoğu zaten ya çok yaşlı ya engelli ya tacize uğramış hayvanlar. Hem psikolojik hem fiziksel istismara uğramış hayvanlar diyeyim. Dolayısıyla ihtiyacı olan elimden geldiği kadar aslında bir sürü var ama en artık çaresiz durumdakileri sahiplenip burada sevgi ve bakım verip yuvalandırmaya çalışıyorum. Bugüne kadar binlerce köpek sahiplendirdi. Ama onu en çok üzen cins köpekler hemen sahiplenilirken sokak köpeklerine bakılmaması. Bu çok faşizan bir tavır geliyor açıkçası. Bana göre hepsi özel, hepsi güzel. O köpek sahiplendirmeye devam ediyor ancak bazı şartları var. Kısırlaştırmak en önemli şartım. İki, hayvanın eğitmeni ve veterineri benim için çok önemli. Evet, yaşadığı semt önemli, üzgünüm. Çünkü köpek kaybolursa dövüşçülerin eline geçsin istemiyorum. Evet, sevilsin istiyorum. Ekonomik düzey benim için önemli değil. Ben de destek olurum. Yeter ki sevilsin. O çok önemli. Ama bir mantık, belli bir mantıkta olması lazım. Benim en önemli şartım şu, kocaman yazıyor. Köpeğime bakamıyorsanız geri verin. Sokağa düşmesin.